Mental Basketbol'dan hepinize merhabalar. Karantina sürecinde basketbola dair ürettiğimiz içeriklere devam ediyoruz. Bugün yine basketbol camiasının farklı bir meslek kolundan çok değerli, çok önemli bir konuğumuz var. Ermay Duran'la birlikteyiz. Ermay abi hoş geldin. Merhabalar Ege'cim, nasılsın? Ne var ne yok? İyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. Sizi tanıtmadan önce bir halinizi, hatırınızı sorayım tabii. Nasıl geçiyor karantina günleri? Estağfurullah, çok sağ ol. Bildiğin üzere ben Amsterdam'da yaşıyorum. Karantina süreci burada Türkiye'dekinden daha farklı yürütülüyor. Yani işte sokağa çıkma yasağı diye bir şey yok. İşte 1,5 metre mesafe koruyoruz birbirimizden. Yani işler şu anda fena idare edilmiyor görüldüğü kadarıyla ama tabii ileriki dönemde ne olacak ne bitecek hep beraber biz de burada göreceğiz. Ama kesinlikle Türkiye'dekinden farklı. Ermay abiyi tanıtmak gerekirse kendisi şu anda Advanced Pro Basketbol'un sahibi. Bir basketbol analisti olarak aslında kendisini tanımlamak herhalde daha doğru olur. Türkiye'de bu kavram çok fazla olgunlaşmamış olsa da yani NBA başta olmak üzere Avrupa'daki birçok ülke basketboldaki bu big data kavramına inanıyor ve bu verileri işlemeye çalışıyor. Buna yönelik teknik kadro yatırımları daha fazla yapılıyor. Ermay abi siz bu alanda 2000'li yılların sonrasında birçok NBA takımıyla da çalıştınız. Farklı ülkelere de açılmış birisiniz. Türkiye'de halen bunu bilmeyenler için kendi yaptığın işi nasıl tanımlarsın? Böyle bir soruyla başlamak bence daha faydalı olur. Tabii ki Ege'cim. Sana kısaca şöyle ifade edeyim. Benim yaptığım iş ve şirketimin şu anda yaptığı iş çok affedersin tabiri caizse niş bir alan. Şimdi en özet haliyle çiğ datayı alıp yani basketbol sahasında dönen bütün pozisyonları, bütün yapılan edilen her bir noktayı ele alıp buradan yola çıkarak bir sonuç çıkarmaya çalışıyoruz. Tabii sonuç çıkartırken tabii antrenörlerin baktığı bir gözle değil datayı düşen kısmıyla ilgilenip oradan antrenörlerin daha sonra kendi oyuncularına aktarabileceği basitleştirilmiş temiz sunumlar haline getirip bunları hatta işte yöneticilere bile sunabilecekleri duruma kadar getirmeye çalışıyoruz. Tabii bu şirketimizin ilk fazlarından birisi yaptığımız iş olarak. Totalde 3 tane fazla çalışıyoruz. Birincisi işte datayı alıp bu şekilde basitleştirerek geçiyor. İkincisi scouting alanında büyük çalışmalar yapıyoruz. Bunun bir kısmını da işte halka açık portalımızdan advancedprobasketball.com'dan insanlara duyurmaya çalışıyoruz. Bazı belli kısımlarını tabii gizlilik anlaşmaları yaptığımız için çalıştığımız takımlarla, federasyonlarla belli tabii bilgilere halka açık bir şekilde sunamıyoruz. Zor oluyor bizim için. Son olarak da elimizde patentlenmiş bir basketbol iskelet çalışması var. Yani iskelet çalışması diyorum çünkü tamamen Türkçeleştirilmiş adı iskelet çalışması. Yani İngilizcesi basketball frameworking olarak geçiyor. Ve bu şu anda Avrupa'da yani hatta Amerika dışında şu anda tamamen yeni bir yapı. Basketball frameworking sayesinde herhangi bir basketbol organizasyonuna bu bir federasyon olsun, kulüp olsun ya da bir hani oyuncu yetiştirme havuzu olsun doğrudan analitik bir şekilde yaklaşıp buranın işte sustainable bir şekilde devam ettirilebilmesi için bir çalışma ortamı sunuyoruz. Ve bunu beraber çalıştığım 12 tane danışmanla yürütüyoruz. İşte evet. İşin özeti burada. Özeti burada. Yani 22 tane danışmanlık yaptığınız takım olduğunu biliyorum ben. Bunların çoğu işte Basketball Champions League ve FIBA Europe Cup takımları ama sizin yelpazenizde Euroleague takımları da var. Avrupa'daki çeşitli domestik ülkelerden takımlar da var. Çin pazarıyla bir etkileşiminiz var söylediğiniz gibi. Ve tabii daha sonra soracağım ama NBA kısmı tabii senin NBA'den de çok ciddi müşterilerin var.
Bu 22 takımla çalışmalar nasıl yürütülüyor? Yani bir kontrat süreci, kontrattan sonra bu takımlara verdiğiniz hizmet, birçok farklı parametre olabilir. Buraları biraz detaylandırırsan daha sonra da NBA tarafına geçeriz tabii. Tabii. Şimdi Avrupa'da genellikle takımlar ve yöneticiler bizden scouting üzerine çalışmalar istiyorlar. Tabii bu çok değişik şekilde yürütülüyor. Şöyle ki bildiğin üzere zaten aslına bakarsan Avrupa'da basketbol çoğunlukla menajerler üzerinden yürüyor. Bu bir gerçek. Yani hani ister istemez her antrenör, her kulüp sonuçta menajerlerle iç içe yaşadığı gibi biz de bundan nispetimizi alıyoruz diyebiliriz. Şimdi tabii menajerler takımları, antrenörleri ya da yöneticilere oyuncu sunarken dışarıdan bir bakış açısı talep edildiği zaman bize referansla gelen işte scouting raporları oluyor. Bunları değerlendirip kendi bakış açımızı kendilerine sunuyoruz. Yani antrenörlere ya da yöneticilere. Ve bu şekilde beraber yürümeye çalışıyoruz. Bu yaptığımız çalışmanın bir metodu. Bir diğer tarafı işte maç başına ya da işte ayda mesela 4 ya da 5 maç üzerinden bir veya iki takımın rakip analizi talep ediliyor. Bunu da çok özel şekilde sunumlar hazırlayarak benim ve benimle beraber çalışan danışmanlar yine takımlara ve antrenörlere sunumlar yaparak değişik yaklaşımlar sunmaya çalışıyorlar. Şimdi benim tabii tuttuğum 12 tane totalde danışmanım var. Şirketimde çalışan ve bu danışmanların çoğu aslında bakarsan hani yönetim danışmanlığı alanından geliyor olsalar da bir şekilde basketbol özgeçmişleri var. Yani ya NCAA özgeçmişleri oluyor ya NBA'de bir şekilde analistik yapmış oluyorlar veya Avrupa'da bir şekilde bir basketbol yapılanması içerisinde bulunmuş olmaları lazım. Ve bu bilgiler kapsamında da gene işte antrenörlere ve yöneticilere de bilgi aktarabilmek mahiyetinde sunumları bu şekilde hazırlayabiliyorlar. Şimdi bu iki kulvarda da tabii gene bir sürü de platform var. Yani işte Instat olsun, Synergy olsun, Scouting for You olsun. Buralardan da bir sürü değişik bilgi akıyor. Ancak işte o kadar çok data temizlemek ya da scouting raporu temizlemek gerekiyor ki çok fazla gözden kaçan nokta çıkabiliyor. Nitekim Amerika'da da işte Synergy mesela ya da işte daha çok data bazlı olan Second Spectrum adında bir yapılanma var. Bu hakikaten Big Data'nın hani haznesini NBA'de barındıran sistemlerden biri şu anda. Ve bunu temizleyip de doğru şekilde basitleştirip bir yöneticiye sunmak veya buradan bir sonuç çıkartmak çok büyük yüklere sebep oluyor. Bunu da eğer doğru şekilde yapabilecek bir ekip yoksa hakikaten devreye giriyoruz ve doğru şekilde sunulabilecek materyale dönüştürmeye çalışıyoruz. Gene 3 aşağı 5 yukarı yaptığımız çoğu çalışmanın özünde bu iki kulvar yatıyor. İşte en son nokta hani bizim demin de bahsettiğim gibi demin sorduğun üzere hani basketbol frameworking alanında yani iskeletleme ile alakalı olarak da genelde işte belli işte ufak federasyonlar ya da kendini geliştirmek isteyen federasyonlar İsveç olsun işte malum Hollanda'da yaşıyorum ben kendim Hollanda Basketbol Federasyonu olsun Lüksemburg ya da Belçika gibi federasyonlar hani altyapı gelişimlerini data bazlı nasıl geliştirebilirler dijitalleştirme konusunda çok büyük gelişmeler kaydetmek istiyorlar. Ve bununla alakalı olarak da Advanced Pro Basketball'a yaklaşıp kendime yaklaşıp doğrudan hani nasıl bir çalışma yapabiliriz diye çözüm bulmaya çalışıyoruz beraberce.
Çok kısa bu yani çok güzel, çok aydınlatıcı bilgiler verdin ama bu 22 tane danışmanlık yaptığınız takımlar arasından birlikte çalışması en rahat, en keyifli, mentalite olarak en fazla nasıl denir yani open minded olan kulüplerden birkaç tanesinin adını verme şansın olur mu? Şimdi anlattığım üzere Ege'cim, yani hani gizlilik anlaşması kapsamında birebir hani herkesin ismini maalesef veremem. Tamam. Ama mesela şunu iletebilirim. Mesela bizim yaptığımız çalışmaların özünde işte gene beraber servis sağlayıcısı olarak çalıştığımız platformumuz Instat. Instat üzerinden mesela CSKA Moskova ile yakından çalışma şansımız oluyor. Onun haricinde Ettore Messina ile Olimpia Milano ile bu sezon çalışmaya geçtik. Tabii onlar da daha henüz yeni yeni yapılarını oturtmaya çalıştıkları için değişik süreçlerden geçiyorlar. Ancak işte hani bunun gibi iki EuroLeague takımıyla çalışınca insan tabii haliyle çok daha değişik boyutta oluyor her şey. Yani tam işler basit yürüyor diyemem ya da yani hani kolay yürüyor diyemem asla ama öte yandan mesela burada Hollanda'dan son bir örnek vereyim. Donar Groningen takımı. Euro Cup'ta bu sene gene boy gösterdiler. İşte bu yaz döneminde, yaz dönemi diyorum çünkü burada da maalesef sezon sonlandığı için Donar Groningen'in eski antrenörü Erik Braal kendisiyle çok yakından çalıştım ben 2 sezon boyunca. Örnek vermem gerekirse mesela en rahat çalıştığım antrenörlerin başında yer alıyor diyebilirim Avrupa'da. Tabii bunun başlıca sebeplerinden biri de kesinlikle matematik özgeçmişi olmasından kaynaklı ve sayıları rahatça anlayabilmesinden de kaynaklı. Çok güzel. Çok teşekkür ederim bu örnekler için. Hollanda ile ilgili verdiğin kısım da beni şaşırtmadı. Yani geçmişte Fenerbahçe kadın basketbol altyapısında ben alt yaş gruplarıyla uluslararası birçok turnuvaya gittim. Bundan bir tanesi Belçika'daydı ve Hollandalı rakiplerimiz olurdu kadın basketbol altyapıda. Hep maçlarda böyle bir iPad destekli, işte veri, data, bu çalışmaları sezon boyunca titizlikle yürüttüklerinden bahsederlerdi bana konuşmalarımda. Ben de tabii Türkiye'de bu çok fazla olgunlaşmamış diye başlamıştım tabii sana anlatırken. Tabii biz şaşırırdık bunlara. Ama gerçekten yani bu tarz teknolojinin getirdiği nimetleri basketboldan faydalanma noktasında doğru mentalitelerle Avrupa'da gelişmekte olan basketbol ülkelerinin, yani bugün baktığımızda bu ülkeler Türkiye ile kıyasla daha az para harcıyor olabilirler basketbola ama bu konulardan demek ki çok ciddi verim elde edebileceklerini düşünüyorlar. Yani burası benim için çok kritik, önemli bir konu bence bütün spor yöneticileri için. Şimdi şunu sormak istiyorum. Siz basketboldan gelme bir insansınız. Az önce bahsettiğiniz konuda da Advanced Pro Basketbol olarak birlikte çalıştığınız bu ekibinize dahil ettiğiniz kişiler hep basketbol geçmişi olan kişiler. Peki sizin yani kendi kariyerinizde şimdi akademik becerilerinizi basketbola olan bu tutkunuzla birleştirip bu seviyelere geldiniz. Şimdi takımlarla bu çalışmaları yürütüyorsunuz. Nasıl bu yolda ilerlemeye karar verdin Ermay abi? Yani sana ilham veren kişiler mi oldu? İşte sen bildiğim kadarıyla Ankara basketbolu çıkışlısın. Doğru, Bu doğru. süreci nasıl, ya Bilkent mezunusun eklemek gerekirse hatırladığım Aynen, kadarıyla. aynen, aynen. Nasıl, Doğrudur. Ermay Duran nasıl bu noktaya geldi ve günümüzde bu gözlemleri yapıp bu tecrübeleri bizle paylaşabiliyor? Şimdi Ege'cim açıkçası beni çok böyle derin bir noktadan vurdun diyebilirim haliyle. Şimdi beni etkileyen açıkçası 2 hatta 3 kişi oldu. İlki Naci Özonay. Naci abi benim basketbola başlama sebebim ufaklığımdan, yani hatta işte 4-5 yaşında filan beni elimden alıp da büyük kolejde basketbola başlattı ve ta olabileceğim en iyi noktaya kadar getirdi. Bıraktıktan sonra da yani mecburi olarak sakatlıklardan dolayı ben bıraktıktan sonra da elimden gelen desteği kesmeyip her şekilde oğlum ne yaparsan yap bu sporun içinden çıkma ve hani arka planda bile olsa hani bu işin içerisinde kal diyerek beni itti. Şimdi tabii itti derken de halle ben Ankara basketbolundan gelmeyim ve hani
ben şu inançlıyım. Spor ve akademik çalışma aynı anda eş zamanlı yürütülmeli. Bu doğru bu şekilde yürütülmezse haliyle hani bir eşitsizlik ortaya çıkıp birinden biri sonuçta yok olacak. Yani ben nispeten bu ikisini elimden geldiğince yürüttüm tabii. O sayede Bilkent'e girdim. Burslu bir öğrenci olarak ve sonunda da oradan mezun olduktan sonra yoluma devam ettim. Basketboldan LTE alanında. Şimdi ikinci isim Armağan Asena. Armağan abim rahmetli Türkiye'yi basketbol video tanıtımını getiren insandır sonuçta. Yani 70'lerde elinde kamerayla Ankara Atatürk Arena'da zamanında kendisi çekim yapardı. Altyapı maçlarını. Bunu gelip de bize anlatırdı. Hatta o eski maç filmlerini bize beyaz perdede gösterirdi. Bakın ben bunları yaptım diyerekten yola çıkardı. Ve Armağan abinin o yaptığı çalışmalar beni o kadar etkilemişti ki zamanında yani ben bunu alıp evirip çevirip günümüzdeki bir yapıya nasıl uygun hale getirebilirim diye sorgulatmaya başlatmıştı bana. Ve o sayede de Armağan abi bir de ek olarak tabii bana her zaman şunu dedi. Ne yaparsan yap, kendini geliştirmek istiyorsan bu ülkeden çıkman lazım. Çıkıp ondan sonra dönüşünü yap. Dediği için ben buralara gelebildim. Yani hiç kolay olmayan şeyler bunlar doğrusunu istersen. Çünkü yani gerek spor yöneticisi arkadaşlar, gerekse antrenör arkadaşlar tabii şu devirde çok büyük imkanlara sahipler. Artık Türkiye'de gerek TÜBA'da olsun gerek federasyon olsun kendilerine ait portallar üzerinden eğitim verebiliyorlar. Tabii yani 90'ların sonunda 2000'lerin başında o imkanlar bana da sunulsaydı o zaman eminim ben de farklı bir durumda olurdum belki. Yani belki antrenör olurdum, belki başka bir şey olurdum ama işin gerçeği işte Naci abiyle Armağan abi ikisi beni kalkıp itekleyip de hani Amerika'ya git ve bu işin özünü orada öğren. Şu anda senin yapmak istediğin yani sayıları, istatistikleri yani o zamana göre istatistikleri inceleyip sık dokuyarak bir şey yapmak istiyorsan doğru yolu budur. Dedikleri için Amerika'ya doğru yöneldim. Son isimse tabii artık basketbol analitiğinin işte duayeni olarak sayılan Dean Oliver. Yani Dean benim için eşsiz bir insan ve tanıştığım için cidden çok şanslıyım. Denver'da onunla tanıştığımda halen Allen Iverson alınmamıştı ve orada yaptığı iş hakikaten kağıtla kalemle işte pozisyon kovalıyordu. Onun kalkıp da yarattığı sistem üstünden işte bu meşhur yazdığı bir kitap vardır. Basketball on Paper diye bir kitabı vardır. Bilmiyorum hatta hala Türkçe'ye çevrildi mi çevrilmedi mi ama kesinlikle okunması gerektiğini düşünüyorum her antrenör tarafından. Sonuçta bu hakikaten her şeyin temeli. Yani şu günde bile hala basketbol analitiği üzerine insanların bir şey öğrenmek için çaba sarf etmelerine hakikaten çok büyük vesile oluyor. Dean işte bütün bu yollardan geçerken nelere dikkat etmem gerektiğini o kadar güzel anlattı ki bana ve yani hani hakikaten basitleştirerek her şeyi, çok basit sorular sorarak her şeyi sorgulamamı düşündü. Ve bugünlere gelmemi de bu üç insan kesinlikle sağladı diyebilirim. Ya basketball analytics deyince evet Dean Oliver'la herhalde senin genç yaşta olan bu tanışman herhalde kariyerini bayağı bir şekillendirmişe benziyor. Şimdi buradan hani Dean Oliver'dan NBA'ye biraz gelecek olursak başka uluslararası ölçekte fikir ve çalışmalarını etkileyen isimler varsa veya NBA'deki gözlemlerinde yani dünyada bu basketbol analytics konusunda NBA'deki en iyi işleri çıkartan takımlar hangileri? Yani
Ben mesela nacizane bir basketbol sever ve geçmişte spor yöneticiliği yapmış biri olarak hatırladığım kadarıyla Philadelphia'nın bir departmanı vardı. Ya oyun da çok değişti tabii. Basketbol da çok değişti. Artık daha fazla possession sayısı var. Daha fazla 3 sayı teşebbüsü var. O yüzden Doğru. Big Data'nın önemi belki daha fazla arttı. Ben hatırlıyorum Yugoslav ekolünden bir hanımefendi vardı Philadelphia'da çalışan. İsmini şu anda unuttum ama yani kulüplerin herhalde ciddi basketbol analiz departmanları var. O yüzden hani senin gözlemlerin nedir NBA ölçeğinde? Konuyu çok fazla dağıtmadan öyle sorayım. Tamam. Şimdi NBA'de işler cidden çok çok değişti. Benim bile analist olarak çalıştığım zamankinden o kadar çok değişti ki şu anda her takımın kendine ait bir analitik departmanı var. Ve her analitik departmanının başında işte ya Basketball Analytics VP'si oluyor ya da spesifik bir sorumlusu oluyor. Minimal olarak şu anda bir kişi, maksimumsa 4 kişi var her bir takımda. Ve yapılan işlem şu. Şimdi bütün NBA arenalarında Second Spectrum kameraları var. Eskiden sinerji kameraları vardı. İşte onlar zamanla yer değiştirdi ve Second Spectrum adında tamamen oyuncuların işte fiziksel takibini yapmaya yönelik algoritmalar üzerinden çalışan kameralar var. Bu kameralar sayesinde yakalanan big data'nın evrilip çevrilip çiğ data'dan kullanılabilecek daha ince hesap data'ya dönüşmesini sağlayan insanlar, bu 1 ila 4 kişi takım başına bu arkadaşlar işte. Şimdi sana tabii şunu da söylemek istiyorum. Geçtiğimiz 5 sene içerisinde NBA'ye giren ve çıkış yapan analiz sayısı neredeyse 2'ye katlandı. Yani NBA'den yola çıkarak tecrübe edinip daha sonra da kurumsal hayatta işte business analyst olarak yoluna devam eden insan sayısı totalde şu anda 250'yi aştı neredeyse. Yani basketbol, yani basketbola başlıyorlar, basketbolla kariyerlerine başlıyorlar ama daha sonra corporate, kurumsal firmalarda business analyst olarak devam ediyorlar. Evet, evet. Ve zaten işin bir diğer tarafı da şu, NBA'ye gelirken de bir şekilde yani ya bir affedersin CRM bilgisi sahibi ya bir data analiz bilgisi sahibi olarak geliyor bu insanlar ve bir şekilde de tabii Amerika'da basketbol en iyi 5 spor arasında yer aldığı için bilgi sahibiler. Yani bir kısa bir örnek vereyim. Mesela bir NBA analistine yani hani defansif data çıkar bana desen, adam her şekilde öncelikle ya da kadın, her kimse yani hani basketbol bilgisine dayalı olarak bir şey bilmesi lazım malum. Çünkü dataya baktığında hem ofansif datayı hem defansif datayı görüyor. Onun üstüne işte pozisyon bazlı datayı da değerlendirip ortaya sonuç çıkartması lazım. Ki bunu yöneticilerle paylaşabilsin. Şimdi kendi içerisinde bu kadar çok gelişen bir yapı oldu ki bu hakikaten hayret verici. Çünkü eskiden belki senede 100 bin dolar harcanan bir yapıydı bu. Şu anda her bir NBA takımı yaklaşık olarak 450 ila 500 bin dolar senelik bütçeye sahip. Ve bu senelik bütçe içerisinden işte Second Spectrum'a yapılan yatırımlar, Synergy'ye yapılan yatırımlar, işte bazıları dışarıdan ek scouting platformlarına üye oluyorlar. Gene hani işte Scouting for You ya da Instat gibi platformlara yatırım yapıyorlar. Sırf hani ek dışarıdan hani bizim kaçırdığımız bir nokta var mı diye gözlemlemek için. Ama işin özünde her şey dönüp dolaşıp Second Spectrum datasına bağlanıyor ve o datanın temizlenip de doğru şekilde kullanılmasına sebep oluyor. Yani öyle ki draftta
Mesela NBA draftı yaklaşıyor şu anda. İşte draftta Philadelphia'dan bahsettin mesela. Philadelphia bu sezon bu draftta çok fazla bir hakka sahip ya da değil, hiç fark etmeksizin elindeki haklar ne olursa olsun hangi oyuncuyu ne kadar izlediğini şimdiden belirlemiş olup mümkün mertebe son dakika bir değişiklik olmaması için elinden geleni yapıyor. Ve bunu sağlayan data. Yani insanlar tabii ki işin sonunda bir karar verme noktasındalar. Ama çoğunluğu artık dataya bağlı olarak karar verme. Yani hani göz kararı bir şey demiyorlar. Ha, eskiden işte insanlar NBA'de çok fazla işte bu good old eye test dedikleri hani göz kararı karar verme yetisi. Yani scoutlar bunu eskiden çok yaşardı. Mesela ben affedersin scout olarak zamanında National Scout olduğumda bana mesela Rick Barron'ın kitabını vermişlerdi ki hani scouting öğrenmek istiyorsan buradan bu kitabı okuyup öğren, ona göre işlem yap derlerdi. Ona göre rapor çıkar derlerdi. Artık o kalmadı. Çünkü hani o kadar çok data var ki uğraşabileceğin. İşte Philadelphia'da zamanında Sam Hinkie bu olayı başlattı. İşte Trust the Process şeklinde orada başlattı. Houston Rockets Daryl Morey ile işte Morey Ball diye ortaya çıktı. Ondan sonra işte New York'ta New York Knicks zamanında işte Scott Perry geldiğinde arkada 3 tane NBA analistiyle işte Mitchell Robinson gibi bir adamı biz nasıl keşfederiz diye yola çıktı ve bir anda draftta hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir reboundçu buldular. Yani o kadar çok değişik koldan artık NBA'de işlemler yapılıyor ki her takımın kendine ait bu analitik departmanında mutlaka hani hem sayısal hem basketbolu bilen insanlar var ve bu sayede de çok büyük gelişmeler kaydediliyor. İşin gerçeği bu. Basketbol globalleştikçe, basketbol değiştikçe bu analiz kısmının, big data'nın önemi daha fazla da artacak gibi gözüküyor aslında yakın gelecekte de bence. Burada basketbolun biraz değişiminden bahsetmek istiyorum. Hani az önce de söylemiştim, artık fiziksel patlayıcılık daha fazla. Atletik özellikler çok ön plana çıkıyor. Yani bu NBA'de eskiden yine böyleydi ama artık Avrupa'da NBA'leşmeye başladı bazı parametrelerde. İşte hızlı bir ofens kullanma felsefesi görüyoruz. Üç sayı teşebbüsleri çok arttı. Mesela Paul Gasol'den bir alıntı yapayım. Eskiden bu şutları attığımızda koç bizi kenara alırdı. Şimdi bu şutlar için resmen teşvik ediliyoruz diyordu. Bence çok güzel basketbolun değişimini özetleyen yaşanmış oyuncu tecrübesiyle de sabit güzel bir açıklamaydı. Peki şunu sormak istiyorum. Yani bu basketbol analytics'in önemi sürekli artıyor. Oyun değişiyor. Fark yaratmak da daha fazla zorlaşıyordur herhalde. Yani çünkü senin de söylediğin gibi basketbol takımlarının kendi bütçelerinden yönettikleri bir analiz departmanları var ve dışarıdan outsource destek almaya da hala devam ediyorlar. O yüzden artık hani çok küçük detaylar herhalde farkı belirliyor. Neler söylemek istersin? Yani bu resimde Big Data'nın konumu bu böyle mi gider? Geleceğe yönelik bir tahmin sorusu gibi de düşünebilirsin bunu. Cidden güzel bir soru Ege. Açıkçası şöyle söyleyebilirim sana. Evet doğru. Yani hani iş artık hakikaten çok minik nüanslara kaldı. Yani öyle ki işte CSK Moskova'da Koç Itudis geçen sezon veya daha evvelki bir evvelki sezonda çok enteresan bir uygulama yaptı. Ve bunun sonucunu kendisi de hatta basına açıklamıştı yanlışım yoksa. CSK Moskova antrenman yaparken akustiği deli gibi açılmış bir salonda sanki seyirci varmış gibi çalışır. Yani bunun etkisi oyunculara nasıl yansıyor? Yani bu mesela çok minik bir nüans. Yani hani oyuncunun antrenman psikolojisiyle oyun psikolojisi arasında bir fark yaratmaksızın antrenman yapmasını sağlayarak aslında oyunu hazırlıyor. Artık yani, küçük detaylardan medet umulacak noktadayız yani. Hakikaten. Aynen. Ama işte hani
Bu işin hakikaten çok minik bir nüans kısmı. Şimdi işin data kısmına spesifik olarak bağlarsam ofansif alanda çok büyük değişiklikler zaten bekleyemezsin. Çünkü zaten hani oyunda her şekilde hani işin basit kısmına bakarsan sayı atmak illaki var. Yani bir James Harden tamam sayı atacağını biliyorsun. Adamı nasıl durduracağını da biliyorsun. Ama o step back üçlüğünü attığında durduramıyorsun. Mümkün değil. Evet. Ve yani hani geçen gün kimdi hatırlamıyorum. Ya Furkan'dı ya Cedi'ydi. İkisinden biri zaten çıktı da dedi. Yani hani savunmayı en çok hani savunmayı en çok zorlandığın oyuncu kim diye. James Harden diyordu. Yani hani ne yapacağını biliyorum ama gene de durduramıyorum adamı. Yani hani ama bu şu demek değil. Yani hani durduramıyorum deyip de hani o defansif dataya bakma anlamına gelmiyor bu. Evet. Yani onu o step back üçlüğüne sokmamak için hakikaten ne yapabilirsin? Tabii. Yani hani 4-5 adım gerisine gidip de hani onu artık tespit etmeye çalışıyorsun. Doğru. Yani zaten basketbolun doğasında şöyle bir şey de var. Yani 11 top durduramazsın. 12. top maç topudur. Maç topunda durdurursun. Aynen. Ve bu datanın meyvesini alabilirsin. Ya çok doğru. çok güzel örnekler verdin. Çok teşekkür ederim. Ya bir şey daha diyordum bu arada galiba. Yani son olarak şunu anlatacaktım. Yani savunma datası bakımından şimdi hani tam Türkçesini çıkartmak zor ama hani topu ofansif oyuncuya hani aldırmama. Hı-hı. Yani ball deterrence dediğimiz yani hani hakikaten yani top kaybına zorlama noktası. Hı-hı. Yani bu alan şu anda benim özellikle üzerinde hem akademik olarak çalıştığım hem data bazlı olarak çalıştığım noktalardan biri. Bunu mümkün mertebe işlemeye çalışıyorum. Yani hani sanıyorum bu bir sonraki nokta olacak. Anladım. Kıymetli bir nokta gibi. Bunca analiz ve oyuncu taraması yapmış bir insan olarak hani sana geçmişte scout olarak da görev yaptığın için çalıştığın ya da gözlemlemesi böyle en keyifli oyunculardan bir en iyi 5 yapma şansın olur mu? Yani ben 2000'lerin başından bu yana o kadar çok oyuncu scout ettim ki yani gerek NBA'de olsun gerek Avrupa'da olsun yani bunu cidden hani 5 tane oyuncuya noktalamak zor iş ama yani hani birkaç isime dayalı olarak bakmak gerekirse mesela Avrupa'da işte Teodosic yani altyapılarda izlemeye başladığımızda kendisini ki halinden şimdiki hali arasında dağlar kadar fark var. Ondan sonra Türkiye'de mesela şu son dönemlerde çok beğendiğim bir isim Yiğitcan Saybir. Yani sevgili babasını da çok severdim o tek elle serbest atışını. Ama Yiğitcan inanılmaz bir atletizme sahip, inanılmaz bir basketbol IQ'suna sahip. Ve inşallah Allah kısmet ederse eğer NBA draftında da cidden kalacaksa iyi bir NBA takımına bile gidebileceği düşüncesindeyim. Ama yani Avrupa'da bile kalsa inanılmaz bir oyuncu bence. Birazcık daha hani orta dönemlerde işte 2010'larda filan izlediğim oyuncular arasından düşünecek olursam mesela yani işte Carmelo Anthony benim için çok önemli bir isim. Yani hani orta mesafenin belki en ölümcül şutuna sahip olup da işte basketbol analitinin daha işte tam patlama döneminde kariyerine ara verip tekrar şimdi dönüş yaptı. Hı-hı. Yani işte orta mesafe şutu öldü deniyor bazı kişiler tarafından ki yani hani işte mesela Kirk Goldsberry benim çok yakından da bildiğim bir isim NBA'de. Mesela onunla ben bu konuyu her zaman konuşuyorum. Yani hani kendince orta mesafe öldü gibi görünüyor data tarafından ama işte Rip Hamilton'la başlayan
Ondan Evet. sonra işte Carmelo Anthony'ye kadar devam eden o süreçte hala yeri var oyunda. Ve bence özellikle Avrupa basketbolunda da çok önemli bir rol oynamaya devam edecek orta mesafe şutu. Yani bunu nasıl takımların kullandığına da bağlı bu arada. Evet. Çok çok güzel bir noktayı söyledin. Yani oyun değişirken ölmekte olduğu iddia edilen orta mesafe. Ben de Rip Hamilton diyecektim ama sen zaten direkt söyledin. Hakikaten çok kritik konular. Yani bu basketbolda tabii hep kurallar değişiyor. Hepimiz yeni kurallara, her şeye adapte oluyoruz. Yeni oyun tarzları görüyoruz. Ama sen ofensten ziyade artık ofens hani gelebileceği noktayı belli ölçüde gelmese bile yaklaştı diyorsun anladığım kadarıyla. Olay biraz daha yükselen ofensin ofensi durdururken o küçük detaylarla ne yapabileceğimiz savunma noktasında olacak diye gözlemliyorsun herhalde, bekliyorsun. Benim bakış açım o şekilde. Yani hani NBA'de özellikle zaten hani savunmaya daha fazla ağırlık veriliyor. Yani öyle ki işte dediğim gibi hani topu almana engel olmak için yani rakip takım elinden geleni yapıyor ama en baştan önce dataya bakarak bunun kararını vermeye çalışıyorlar. Yani Morey Ball mesela, Daryl Morey bunu kabullenenlerin başında. Yani tamam, benim takımım savunma yapma konusunda sıkıntı yaşayabilir. Ben hani patlayacağım ama hücum yapacağım şekline getirdi bunu. Yani hani savunmayı o yüzden göz ardı ediyor. Yani James Harden'la Russell Westbrook ikisi de tamam mükemmel savunmacılar değiller. Ama işte dünyanın en kısa beşiyle NBA'de sen kalkıp da hala maç kazanabiliyorsan işte savunmayı düşünmüş taşınmışsın ve artık ne olabilir? Tamam, ben demek ki 5 kişiyle savunma yapmaktansa bastıracağım, tamamen hücuma vereceğim kendimi diye karar veriyor ve o şekilde ilerliyor. Çevirelim konuyu Avrupa'ya. Avrupa'da takımlar tabii çok daha stratejik oynuyorlar. Yani öyle ki her şey o kadar üst düzeyde. Mesela işte bir maçta pozisyon sayısı yüzleri bulabilir. Hatta 110'ları bulabilir bir takım tarafından. Ama iki maç sonrasına bak 70 tane pozisyon çıkartmakta zorlanıyor takım. Çünkü rakibi o kadar inceleyip sık dokunmuş ki artık hani neyi ne kadar yapabileceğini kestirmiş ve ona yönelik olarak savunma yapıyorlar. Evet, farklı bir oyun planıyla sahada yer alıyorlar. Aynen. Çok güzel. Çok teşekkür ederim bunlar için. Ve bence çok eğitici bilgiler de oldu aslında. Yavaş yavaş tabii programımızın sonuna geliyoruz ama son sözü tabii sana vereceğim. İstediğin eklemek, istediğin bir şey varsa korona süreciyle alakalı da olabilir. Ya da üstünde durduğumuz noktalarda şunu unuttuk, burası önemliydi Basketball Analytics olarak dediğim bir kısım varsa son sözü sana veriyorum Ermay abi. Vallahi Ege'ciğim öncelikle çok teşekkür ederim beni programına aldığın için. Cidden uzun uğraşlar verdin. Yani özür dilerim de senden ayrıca. Yani hani kolay değil. Hani normal sürecimden yola çıkıp da böyle şeyler için vakit ayırabilmek ama işte sen olduğun için ayrıca zevk aldım bundan. Yani şu korona dönemi tabii herkese çok büyük bir sekte vurdu. Bundan basketbol camiası olarak hepimiz etkilendik. İleride de ne olacağına inan henüz hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani biz burada Hollanda'da mesela özellikle Olimpiyat Komitesi'ne çok yakınca bağlıyız Basketbol Federasyonu kapsamında. Ve hani basketbol önümüzdeki sezon yürütülecek mi yürütülmeyecek mi bile bilmiyoruz. Yani tahminim Avrupa'da aynı süreçten geçiyor. Türkiye'de de arkadaşlar gerek federasyonda gerekse Spor Bakanlığı'nda hani ne yapacaklar, ne edecekler yazdan sonra herkes dört gözle bekliyor spora dönmeyi. Yani onun haricinde bugün seninle konuştuğumuz konular kapsamında yani açıkçası elimden geldiğince açıklayıcı olmaya çalıştım. Eğer hani bu konulara kafa yorup da gerekse seni takip eden, gerekse senin üzerinden bana ulaşmak isteyen olursa her zaman kapım açık. Yani mümkün mertebe sorulara cevap vermeye çalışırım. AdvancedProBasketball.com üzerinde zaten
hem e-mail adresimiz duruyor. Bana ulaşmak isteyen de her zaman zaten yolunu bulabilir. LinkedIn üzerinde de profilim mevcut. Yani hani bu konular kolay konular değil. Türkiye'de işlemek hele hele çok zor. Çünkü dediğin gibi yani hani gelişmekte olan bir süreç. Ve yani hani zaman alacak. Evet. Dolayısıyla hani hiçbir zaman vazgeçmeyin derim bu konulara baş eğmiş olan insanlara. Ve çözümcü olmaya çalışın. Yani datayı kullanıp da sporun içerisinde yer almak istiyorsanız her zaman bir yolu var. Çok teşekkür ederiz tekrar. Mental basketbol olarak bugün Ermay Duran'la birlikteydik. Konuğumuza çok teşekkür ediyorum. Özellikle basketbol analytics'le ilgili, big data ile ilgili çok kıymetli bilgiler verdi bence. Advanced Pro Basketball'un sahibi Ermay Duran'la iletişime geçmek için benim vasıtamla ve kendi belirttiği platformlarda da ilerleyen dönemde çekinmeyin lütfen. Ermay abi tekrar çok teşekkür ediyorum. Senin nezdinde de bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.